Evren hakkında belki de en çok merak edilen konu, evrende yalnız mıyız? Yalnız değil miyiz? En zeki varlık biz miyiz? Yoksa evrende bizden üstün bir varlık yaşıyor mu? Popüler bilime hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere bir gezegeninin atmosferinin var olabileceğinin kanıtları arasında olduğu iddia edilen Aurora kutup ışıklarını, bir başka ifadeyle gezegenlerin atmosferlerinde kuzey ve güney kutuplarında oluşan parlak ışık yüzmelerini ve bilim adamlarının 2015 yılı Temmuz ayında güneş sistemimize 18,5 ışık yılı uzakta LSR J1815+32+3259 kozmik ismi verilen bir gök cisminde tespit ettikleri bu ışık yüzmelerini anlatacağız. Bu keşif aynı zamanda güneş sistemimiz dışında keşfedilen ilk aurora ışıkları. İyi seyirler. Büyüklüğü tartışılmaz olan evren hakkında düşününce birçoğumuz bir şeylerin farklı olduğunu hissediyoruz. Bilim adamları bu denli büyük bir evrende bizim kadar gelişmiş canlıların var olması, matematiksel olarak ihtimaller dahilinde olduğunu, daha az ve daha çok gelişmiş canlıların olabilmesinin de mümkün olabileceğini iddia etmektedirler. Açık bir gecede gördüğümüz gökyüzünü uçsuz bucaksız bir derya olarak algılarız. Aslında sadece çok yakın komşularımızı görmekteyiz. En açık gecelerde dahi gördüğümüz yıldız sayısı 2500'ü geçmez. 2500 yıldız galaksimizde bulunan tüm yıldızların 100 milyonda biridir. Bu 2500 yıldızın hemen hepsi bize 1000 ışık yılından daha yakındır. 1000 ışık yılı ise galaksimizin çapının %1'idir. Kendi galaksimizdeki yıldız sayısı yaklaşık olarak 100 ila 400 milyar civarlarında. Bu da demek oluyor ki kocaman bir Milky Way galaksisi içerisindeki her bir yıldız için bir bütün galaksi bulunmaktadır. Bilim adamları tarafından tahmini olarak kainatta 1022 ile 1024 galaksi bulunabileceği iddia edilmektedir. Bir diğer deyişle dünyadaki her bir kum tanesi için 10.000 yıldız bulunmaktadır. Güneş benzeri yıldızların yüzde kaçının yörüngesinde dünya benzeri, benzer sıcaklık koşulları, su ve havaya sahip, üzerinde yaşamı destekliyor olma ihtimali olan gezegenler olabileceği konusunda da bilim adamları bir fikir ayrılığı halinde. Bazıları %50'ye kadar olabileceği yönünde görüş bildirse dahi yine çok daha ılımlı bir tahmin olan yakın geçmişte yapılmış bir çalışma sonucu yaklaşık olarak oranın %22 olduğunu iddia etmektedirler. Böylece evrendeki tüm yıldızların en az %1'inin yörüngesinde dünya benzeri, yaşamı destekleyecek gezegen vardır denilebilir. NASA'nın gezegen avcısı olarak tabir edilen teleskobu Kepler ve geliştirilen izleme tekniklerine rağmen dünya dışı yaşam konusunda bir kanıta ulaşılamaması, bilim dünyasının en popüler tartışma konularından biri olarak güncelliğini her zaman koruyor. Bilim insanları kendi galaksimiz içinde yaşam arayışı yerine güneş sistemimizin dışındaki bu gezegenlere yönelmenin daha doğru olacağı düşüncesindeler. Dünyamıza geri dönecek olursak, yapılan son araştırmalar, dünya dışı yaşam araştırmalarında çarpıcı bir noktanın dikkate alınmasını ortaya koydu. Gezegen bilimciler, dünyamız gündeminden de düşmeyen ve küresel ısınmanın kaynakları arasında gösterilen sera etkisi, güneş sistemi dışındaki gezegenler üzerinde bulunabilecek olası yaşamı olumsuz yönde etkilemiş olabilir diye belirttiler. Şu anda dünya dışı yaşam araştırmalarına odaklanmış bilim insanları, özellikle kendi yıldızına yaşanılabilir uzaklıkta bulunan gezegenlerin olası sera etkilerini de dikkate almaya başladılar. Bu bölge süper, suyun sıvı olarak bulunabileceği ne çok sıcak ne de çok soğuk bir bölgedir. Bu konuyu daha önce yayınladığımız Süper Dünyalar belgeselimizde detaylıca anlatmıştık. Örnek verecek olursak Venüs gezegeni Güneş'e daha yakın olduğu için çok sıcak bölge içinde kalır ve sera etkisini en çok gösteren gezegendir. Atmosferi çok büyük oranda karbondioksit içerir. Mars ise Güneş'e biraz daha uzaktır ve soğuk bölge içinde yer alır. Aurora yani kutup ışıkları. İzlediğiniz panorama Avustralya'da Swift Great Gölü'nün 100 km kuzeyinde saat 20.50'de çekildi. Güney kutbundaki aurora ışıkları görünmekte. İzlediğiniz fotoğrafta Yeni Zelanda'da çekildi.
24 Kasım 2001 tarihinde çekilen bu fotoğrafta gizemli aurora ışıkları görünmekte. Gezegenin güney veya kuzey kısmında gökyüzünde görülen parlak ışık hüzmeleridir. Bu ışık hüzmeleri güneşten salınan yüklü parçacıkların atmosferin manyetosfer adı verilen tabakasına takılmasıyla oluşur. İyonize olmuş atomlar ile yüklü elektronlar birleşerek gezegende güzel bir ışık görüntüsü oluşturur. Bu ışık hüzmeleri sadece güneş sistemimizdeki gök cisimlerinde oluşmamaktadır. Astronomlar güneş sistemi dışındaki ilk aurorayı 2005 yılında keşfettiler. Lyra takım yıldızında kahverengi cüce adı verilen dev bir gezegenden büyük, küçük bir yıldızdan ufak bir gök cismi olan LSRC 835+3259 kozmik isimli gök cisminin etrafında görüntülenen aurora, güneş sistemi dışındaki ilk aurora olarak kayıtlara geçti. Güneş sistemi dışında keşfedilen bu ilk auroranın yeryüzündeki auroradan 1 milyon kez daha parlak olduğu belirtildi. Sonuçları 30 Temmuz 2005 tarihli Journal Nature'de de yayınlanan araştırma sonuçlarına göre güneş sistemi dışında bir gök cismi üzerinde keşfedilen bu aurora, dünyadan 18,5 ışık yılı uzaklıkta bulunan gök cismi ya da gezegen de diyebiliriz, Jüpiter'i andırsa da boyut olarak gezegen sayılmayacak kadar küçük. Astronomların deyimiyle gezegen olmak için çok büyük, yıldız olmak için ise çok küçük. Bazen başarısız bir yıldız olarak anılsa da şu an M8.5 sınıfı bir kahverengi cüce olarak anılıyor. Başarısız bir yıldız denmesinin sebebi gezegen için fazlaca büyük olmaları, ancak merkezinde atomları birleştirip nükleer füzyon başlatacak kadar büyük olmamasından kaynaklanıyor. Bu yüzden bu bahtsız lakapla kozmik hayatına devam etmek zorunda. Normalde aurora renkleri atmosferin bileşenlerinden kaynaklanır. Dünyada oksijen ve nitrojen yüzünden mavi ve yeşildir. Hidrojen zengini Jüpiter ve Satürn ise çoğunlukla kırmızı olması ile birlikte ultraviyole ve kızılötesi dalga boyuna da sahiptir. Şimdiye kadar tespit edilen en parlak aurora madalyasının sahibi Jüpiter'di. Fakat 10.000 hatta 100.000 kat daha farklı en parlak aurora ünvanını artık bu bahsettiğimiz cüce yıldız aldı. Bilim adamlarına göre bu kahverengi cücenin manyetik alanı Jüpiter'inkinden yaklaşık 200 kat daha güçlü. Geriye kalan tek gizem bu ışık hüzmelerinin nasıl oluştuğu. Çünkü dünyada güneşten salınan parçacıkların atmosferle etkileşimi sayesinde oluşuyor. Ancak bu kahverengi cücenin bir yıldız arkadaşı yok. Bir olasılığa göre gezegenin yakınında bulunan dünya büyüklüğüne bir uydu ile kahverengi cücenin atmosferinde akım oluşturmasıdır. Çünkü Jüpiter'in auroraları, yörüngesinde dolanan volkanik bir gök cismi, aynı zamanda uydusu olarak bilinen Io'nun akımları sayesinde mümkün olmaktadır. Bir diğer olasılık ise gezegenin yakınında bulunan yıldızlar arası toz ve gaz bulutları ya da kahverengi cücenin kendi ürettiği plazma sebebiyle yüklü parçacıkların atmosferle etkileşime girmesinden kaynaklı olabilir. Kaliforniya Pasadena Teknoloji Enstitüsü'nde görevli Greg Halunan, 2001 yılında cüce gezegenlerin radyo dalgaları yaydıklarını keşfettiklerini, 2008 yılında ise LSRC 1835+3259 cüce gezegeninden radyo dalgaları almayı başardıklarını dile getirerek son olarak aurora keşfetmenin şaşırtıcı olduğunu belirtti. Ayrıca cüce gezegenin sahip olduğu yer çekiminin dünyadakinden 100 kat daha yoğun, sıcaklığın ise birkaç bin derece daha fazla olduğu tespit edildi. Gezegen bilimciler ışık kümesinin gökyüzünde tuhaf, değişik renklerde ışımalar halinde görülen kuzey ışıklarına benzediğini, ancak 1 milyon kat daha parlak, renginin de kuzey ışıkları gibi yeşil değil kızıl olduğunu açıkladı. İzlediğiniz temsili çizimde bu ışıkları görmektesiniz. Keşfi gerçekleştiren ekipte yer alan Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Stuart Littlefair, kahverengi cücelerin etrafında ilk kez bir ışık hüzmesi görüyoruz dedi. Bu gök cismi 3 ayrı teleskopla gözlemlendi. Işık hüzmesinin görüldüğü kahverengi cüce yıldız, bir radyo teleskobu, 2 optik teleskopla incelendi. Uzmanlar kahverengi cücenin hızla döndüğünü ve dönüş sırasındaki ışıktaki çeşitlenmeleri de izledi. Gözlemi yapan bilim adamlarından Littlefair, parlaklıktaki değişimler kuzey ışıkları gibiydi açıklamasında bulundu.
Bu keşifle bilim insanları ilk kez Güneş sistemi dışında dünyada görülen kuzey ışıklarına benzer bir ışık yüzmesi keşfetti. Uzmanlar ışık yüzmesinin gökyüzünde tuhaf değişik renklerde, ışımalar halinde görülen kuzey ışıklarına benzediğini, ancak 1 milyon kat daha parlak, renginin de kuzey ışıkları gibi yeşil değil kızıl olduğunu açıkladı. Işık kümesinin yeşil değil de kızıl olmasının nedeninin de atmosferdeki hidrojenle etkileşime girmesi olduğu belirtildi. Ancak bilim adamları ışık kümesinin nasıl oluştuğunu tam olarak açıklayamadıklarını da belirttiler. Kahverengi cücelerin yıldız olmamış kütleler ve etraflarında ışıkları oluşturan enerji yüklü partiküllere enerji yükleyecek güneş gibi bir yıldız da olmadığını da belirtmektedirler. Keşfi gerçekleştiren bilim adamları malzemenin kendi elektronlarını üretmek için kahverengi cücenin yüzeyinden kalkmış olmasının mümkün olabileceğini de iddia ettiler. Ayrıca başka bir seçeneğinde Aurora'nın kaynağının kahverengi cücenin yakınlarında enerji veren daha keşfedilmemiş bir uydu ya da gezegen olmasının olasılığı da olduğu. Dünyada görülen yeşil kuzey ışıkları Güneş'in enerji yüklü partiküllerinin atmosferdeki oksijenle etkileşime girmesiyle oluşuyor. Bu ışık kümesinin yeşil değil de kızıl olmasının nedeninin ise atmosferdeki hidrojenle etkileşime girmesi olduğu uzmanlar tarafından belirtilmişti. Ancak uzmanların ışık kümesinin nasıl oluştuğu konusunda kafası biraz karışık. Kahverengi cüceler yıldız olmamış kütleler ve etraflarında ışıkları oluşturan enerji yüklü partiküllere enerji yükleyecek güneş gibi bir yıldızlarının da bulunmadığı bilinmekte. 2015 Temmuz'unda Journal Nature dergisinde yayınlanan bilgilere göre uzayda keşfedilen gezegenimizin dışındaki ilk Aurora'yı dünya dışı yaratıkları tanımlamak için kullanılan ve yaygın kullanımla uzaylı olarak çevrilen alien tabiri ile ifade eden astronomlar uzaylı Aurora'nın bilinen Aurora'lardan hayli fazla parlaklıkta olduğunu belirttiler. Dünyadan 18,5 ışık yılı uzaklıkta bulunan LSRJ-1835+3259 Kozmik isimle adlandırılan bu kahverengi cüce yıldızın Jüpiter gezegenine benzediği ancak gezegen sayılamayacak kadar küçük olduğunu da belirttiler. Ayrıca gezegen bilimciler bunun çok şaşırtıcı bir bulgu olduğunu, 2008 yılında bu kahverengi cücede radyo dalgaları kaydetmeyi başardıklarını da açıkladılar. Bu gök cisminde bir aurora tespit etmek ise tamamen sürpriz olduğunu söylediler. Bu auroranın dünyadakinden çok daha parlak, hatta 1 milyon kez daha parlak olduğunu da belirttiler. Bu da gezegenin yer çekiminin dünyadan 100 kat daha yoğun, sıcaklığın ise birkaç bin derece daha fazla olduğu anlamına geldiği belirtildi. Gökbilimciler şu ana dek Güneş sisteminde keşfedilen en güçlü auroranın Jüpiter'de olduğunu, fakat uzayda keşfedilen yabancı auroraların ondan 10 bin kat, hatta belki 100 bin kat daha fazla olduğuna dikkat çektiler. Aurora nedir? İzlediğiniz bu fotoğrafta Güney Kutbu'nda çekildi. Amundsen Scott Güney Kutbu Araştırma İstasyonu'ndan görünen Güney Kutup ışığının görüntüsü. İzlediğiniz fotoğraf NASA tarafından yayınlandı. Jüpiter gezegenindeki aurora ışıkları görünmekte. İzlediğiniz fotoğraf da NASA tarafından yayınlandı. Satürn'ün gezegenindeki aurora ışıkları görünüyor. Aurora, fizikte bir gezegenden yayılan manyetik alan kaynaklı ışımalardır. Gökyüzündeki doğal ışık görüntüleridir. Gezegenlerin genellikle kutup bölgelerinde yıldızlardan gelen ışınların etkileşimiyle oluşan manyetik ışık dalgalarına denmektedir. Dünyadaki auroralar, Güneş'in Dünya atmosferi üzerindeki etkilerinin en belirgin şekilde görüntülenebilir, kutup ışıkları ya da kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır. Kutup ışığı görüntüleri Güneş'ten gelen solar rüzgarlardaki yüklü parçacıkların atmosferle etkileşmesi sonucu oluşur. Kutup ışıkları 11 yıllık Güneş döngüsünün en yoğun zamanlarında oluşur. Eylül-Ekim ve Nisan-Mayıs aylarında çok görülür. Aurora sözcüğü Roma Şafak Tanrıçası'nın adından gelmektedir. Kri halkı bu ilginç olaya ruhların dansına adını vermişler. Bu ışımalar genellikle geceleri gözlemlenir. Ağırlıklı olarak ionosferde meydana gelir. Kutup aurorası ya da kutup ışıkları olarak da anılır.
Bu olgu yaygın olarak 60 ve 72 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görünür. Bu da Arktik ve Antarktik kutup dairelerinin içine düşer. Kuzey enlemlerde bu etki aurora ya da kuzey ışıkları olarak adlandırılır. Auroranın görünme olasılığı kuzey manyetik kutbuna yaklaştıkça artar. Manyetik kutbun yakınlarında oluşan auroralar tam 90 derece ancak uzaydan kuzey ufkunu yeşilimsi bir parlaklıkla bazen de güneş alışılmamış bir yönden doğuyormuş gibi soluk bir kırmızıyla aydınlatırlar. Auroralar sıklıkla gün dönümlerinde oluşur. Güneydeki oluşum yani güney kutup ışıkları benzer özelliklere sahiptir. Antarktika'da, Güney Amerika'da ve Avustralya'da daha yüksek enlemlerden görülebilir. Auroralar yeryüzünde ve diğer gezegenlerde de gözlemlenebilir. Daha uzun süreli karanlık ve manyetik alan dolayısıyla kutuplara yakınlaştıkça daha çok görünür olurlar. Kuzey ve güney kutup noktalarında gözlemleyebildiğimiz auroralar kuzey ışıkları ve güney ışıkları olarak da bilinirler. Auroralar nasıl oluşurlar? Solar rüzgarlarla güneşten yaklaşık saatte 1 milyon mil hızla uzaya fırlatılan ve hayli yüksek oranda yüklü elektronlardan oluşan parçacıklar, güneşten ayrıldıktan neredeyse 40 saat sonra dünyanın çekirdeğinin ürettiği manyetik güç çizgilerini izleyerek manyetosfere ulaşırlar ve atmosferde bulunan elementlerle etkileşime girerler. Bilim adamı Celsius, 1741 yılında auroraların meydana getirdiği manyetik akımları manyetik kontrolün kanıtı olarak tanımlamıştır. Christian Birkeland ise 1908 yılında manyetik akımın aurora arkı boyunca bu tür partikül ve hareketlerin genellikle gün ışığından karanlığa doğru doğu-batı doğrultusunda hareket ettiğini savunmuştur. Bu yönlenme hareketi daha sonra aurorasal elektron hareketi ismini almıştır. Ayrıca Birkeland akımı olarak da bilinmektedir. 1800'lü yılların sonunda Alman gökbilimci Hermann Fritz'in katkılarıyla auroraların çoğunlukla aurorasal bölgede görüldüğünü saptamıştır. Aurorasal bölge, dünyanın manyetik kutbunun çevresinde yaklaşık 2500 kilometre çapında halka şeklinde bir bölgedir. Bunun dışında oluşabilecek güçlü manyetik fırtına geçici olarak aurorasal ovali genişlettiğinde nadiren ılıman enlemlerde de görülebilir. 29 Temmuz 1998 yılında DMIS uzay sondaları ilk kez auroralara sebep olan manyetosferik fırtınanın başlangıcını görüntülemeyi başarmıştır. Sonda aurorasal yoğunlaşma başlamadan 96 saniye önce manyetik temas fikrini kullanarak ölçüm yapmış ve bunun üzerine astronom Vasilis Angelopoulos "Verilerimiz ilk kez açıkça gösteriyor ki manyetik temas bu olayın tetikleyicisidir." ifadesini kullanmıştır. Büyük manyetik fırtınalar yaklaşık 11 yılda bir gerçekleşen güneş lekesi döngüsü ile en yoğun noktalara ulaşırlar. Bu fırtınalar takip eden 3 yıl boyunca da etkisini sürdürebilir. Aurorasal bölgenin içinde auroranın meydana gelme olasılığı genel itibarıyla gezegenler arası manyetik alan çizgilerinin eğimine özellikle de güney yönlü olmasına bağlıdır. Solar rüzgar partikülleri çarpışır ve dünyanın manyetik alan çizgileri boyunca hızlanırlar. Bu sebeple iyonize olan atmosferin üst kısımlarındaki yaklaşık 80 kilometreden yukarısında oksijen ve nitrojen bu parçacıklar tarafından uyarılırlar. Elektron kazanan nitrojen atomları ile uyarılan oksijen atomlarının temel enerji düzeyine dönüşümüyle foton salınımı ortaya çıkar. İşte gökyüzünde gördüğümüz auroralar bu fotonlardır. Tüm bu manyetik ve elektriksel kuvvetler sürekli kayan kombinasyonlarla birbirleriyle etkileşirler. Bu kaymalar ve akışlar 50 bin voltta 20 milyon ampere kadar ulaşabilen atmosferik akımlar boyunca auroranın dansı şeklinde görülebilmektedir. Auroraların göz alıcı renkleri hangi atomla çarpıştığına ve karşı karşıya geldikleri yüksekliğe bağlıdır. Yeşil veya kahverengimsi kırmızı, absorbe edilen enerjinin miktarına bağlı olarak 240 km yüksekliğe kadar yeşil, bunun üzerinde ise kırmızı renktedir. Oksijenin başka bir atom veya molekülle çarpışması, yüksek enerjisini emecek ve temel hale geçmesine engel olacaktır. Atmosferin üstünde yüksek oranda oksijen bulunur. Bu tür çarpışmalar, seyrek olduğu için oksijen kırmızı ışık yayabilir.
240 kilometreden aşağı indikçe çarpışma olasılığı artar ve böylece kırmızı renk oluşmaz. Bunun temel sebebi bir başka atom veya molekülle çarpışmaların temel hale geçmesine engel olacak ve sonunda yeşil ışık yayacak olmasıdır. Mavi veya kırmızı, bunun dışında atom iyonize olduktan sonra tekrar elektron kazanırsa mavi ışık oluşacaktır. Yüksek enerji seviyesinden temel seviyeye geri dönüyorsa kırmızı ışık yayacaktır. 90 kilometre yüksekliğe kadar mavi, bunun üzerinde ise kırmızı ışık görülecektir. Güneş sistemimizdeki gezegenlerimizdeki auroralar. Jüpiter ve Satürn her ikisi de dünyadakinden çok daha kuvvetli manyetik alanlara sahiptirler ve her ikisinde de büyük radyasyon kemerleri bulunmaktadır. Hubble Uzay Teleskobu ile Aurora iki gezegende de çok açık olarak gözlenmiştir. Ayrıca Uranüs ve Neptün'de de gözlemlenen auroralar vardır. Devasa gaz kütlesindeki auroralar yeryüzündeki gibi güneş rüzgarı tarafından güçlendirilmiş gibi gözükmekte. Yapılan gözlemlerde Uranüs ve Neptün'deki devasa gaz kütlesindeki auroralar yeryüzündeki gibi güneş rüzgarı tarafından güçlendirilmiş gibi görünüyor. Ayrıca Jüpiter'in ayları, özellikle Io, Jüpiter'deki auroranın en güçlü kaynaklarındandır. Bunlar Io ile Jüpiter arasındaki bağıl hareket nedeniyle dinamo mekanizması tarafından meydana gelen elektrik alan çizgileriyle, bir başka deyişle sıralanmış alan çizgileri boyunca ortaya çıkar. Aktif volkanlara ve iyonosfere sahip olan Io uydusu güçlü bir kaynaktır. Ayrıca akımları radyo dalgaları oluşturur. Io'da, Europa'da ve Ganymed'de de Hubble Uzay Teleskobu ile aurora gözlendi. Bunların oluşumu Jüpiter'in manyetik plazma patlaması sonucu uydularının çok ince atmosferlerinde gerçekleşmektedir. Avrupa Uzay Ajansı tarafından 2006 yılında Mars gezegeninde kutup ışıkları görüldüğü açıklanmıştır. Mars ve Venüs'te aurora oluşumunun gerçekleştiği gezegenlerdendir. Venüs'ün tam bir gezegensel manyetik alan olmadığı için Venüs aurorası değişken şekil ve yoğunlukta parça parça dağılır, parlak gözükür. Bazen kutuplardaki aurora tüm yüzeyi kaplayabilir. Nedeni diğer gezegenlerde olduğu gibi güneşten gelen parçacıklardır ve gezegenin karanlık tarafına yönelirler. Spica Mars Express uzay aracı tarafından 14 Ağustos 2004'te Mars gezegeninde de auroraya rastlanmıştır. Aurora 177 derece doğu, 52 derece güney koordinatlarında Terra Primera isimli bölgede görüldü. Genişliği 30 kilometre, yerden yüksekliği yaklaşık 8 kilometre. Bu uzay aracının derlediği yüzey manyetik anomali değerlerine göre bilim adamları en fazla ışık yayılımının olduğu yerin en yoğun manyetik alanın bulunduğu bölgede ortaya çıktığını anladılar. Olaylar arasındaki ilişki, yayılan ışık kaynağının aslında manyetik çizgiler boyunca hareket eden elektron akı olduğunu doğrulamıştır. Bu bölümde sizlere bir gezegenin atmosferinin belirtisi olduğu iddia edilen aurora ışıklarını anlattık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kutup noktalarında gözlemleyebildiğimiz auroralar, kuzey ışıkları ve güney ışıkları olarak da bilinirler. Auroralar nasıl oluşurlar? Solar rüzgarlarla güneşten yaklaşık saatte 1 milyon mil hızla uzaya fırlatılan ve hayli yüksek oranda yüklü elektronlardan oluşan parçacıklar, güneşten ayrıldıktan neredeyse 40 saat sonra dünyanın çekirdeğinin ürettiği manyetik güç çizgilerini izleyerek manyetosfere ulaşırlar ve atmosferde bulunan elementlerle etkileşime girerler. Bilim adamı Celsius, 1741 yılında auroraların meydana getirdiği manyetik akımları manyetik kontrolün kanıtı olarak tanımlamıştır. Christian Birkeland ise 1908 yılında manyetik akımın aurora arkı boyunca bu tür partikül ve hareketlerin genellikle gün ışığından karanlığa doğru doğu-batı doğrultusunda hareket ettiğini savunmuştur.
Bu yönlenme hareketi daha sonra aurorasal elektron hareketi ismini almıştır. Ayrıca Bikerland akımı olarak da bilinmektedir. 1800'lü yılların sonunda Alman gökbilimci Hermann Fritz'in katkılarıyla auroraların çoğunlukla aurorasal bölgede görüldüğünü saptamıştır. Aurorasal bölge, dünyanın manyetik kutbunun çevresinde yaklaşık 2500 km çapında halka şeklinde bir bölgedir. Bunun dışında oluşabilecek güçlü manyetik fırtına geçici olarak aurorasal ovali genişlettiğinde nadiren ılıman enlemlerde de görülebilir. 29 Temmuz 1998 yılında DMIS uzay sondaları ilk kez auroralara sebep olan manyetosferik fırtınanın başlangıcını görüntülemeyi başarmıştır. Sonda aurorasal yoğunlaşma başlamadan 96 saniye önce manyetik temas fikrini kullanarak ölçüm yapmış ve bunun üzerine astronom Vasilis Angelopoulos, "Verilerimiz ilk kez açıkça gösteriyor ki manyetik temas bu olayın tetikleyicisidir" ifadesini kullanmıştır. Büyük manyetik fırtınalar yaklaşık 11 yılda bir gerçekleşen güneş lekesi döngüsü ile en yoğun noktalara ulaşırlar. Bu fırtınalar takip eden 3 yıl boyunca da etkisini sürdürebilir. Aurorasal bölgenin içinde auroranın meydana gelme olasılığı genel itibariyle gezegenler arası manyetik alan çizgilerinin eğimine, özellikle de güney yönlü olmasına bağlıdır. Solar rüzgar partikülleri çarpışır ve dünyanın manyetik alan çizgileri boyunca hızlanırlar. Bu sebeple iyonize olan atmosferin üst kısımlarındaki yaklaşık 80 kilometreden yukarısında oksijen ve nitrojen bu parçacıklar tarafından uyarılırlar. Elektron kazanan nitrojen atomları ile uyarılan oksijen atomlarının temel enerji düzeyine dönüşümüyle foton salınımı ortaya çıkar. İşte gökyüzünde gördüğümüz auroralar bu fotonla hız bulunmaktadır. Güneş benzeri yıldızların yüzde kaçının yörüngesinde dünya benzeri, benzer sıcaklık koşulları, su ve havaya sahip, üzerinde yaşamı destekliyor olma ihtimali olan gezegenler olabileceği konusunda da bilim adamları bir fikir ayrılığı halinde. Bazıları %50'ye kadar olabileceği yönünde görüş bildirse dahi yine çok daha ılımlı bir tahmin olan yakın geçmişte yapılmış bir çalışma sonucu yaklaşık olarak oranın %22 olduğunu iddia etmektedirler. Böylece evrendeki tüm yıldızların en az %1'inin yörüngesinde dünya benzeri, yaşamı destekleyecek gezegen vardır denilebilir. NASA'nın gezegen avcısı olarak tabir edilen teleskobu Kepler ve geliştirilen izleme tekniklerine rağmen dünya dışı yaşam konusunda bir kanıta ulaşılamaması, bilim dünyasının en popüler tartışma konularından biri olarak güncelliğini her zaman koruyor. Bilim insanları kendi galaksimiz içinde yaşam arayışı yerine güneş sistemimizin dışındaki bu gezegenlere yönelmenin daha doğru olacağı düşüncesindeler. Dünyamıza geri dönecek olursak, yapılan son araştırmalar, dünya dışı yaşam araştırmalarında çarpıcı bir noktanın dikkate alınmasını ortaya koydu. Gezegen bilimciler, dünyamız gündeminden de düşmeyen ve küresel ısınmanın kaynakları arasında gösterilen sera etkisi, Güneş sistemi dışındaki gezegenler üzerinde bulunabilecek olası yaşamı olumsuz yönde etkilemiş olabilir diye belirttiler. Şu anda dünya dışı yaşam araştırmalarına odaklanmış bilim insanları, özellikle kendi yıldızına yaşanılabilir uzaklıkta bulunan gezegenlerin olası sera etkilerini de dikkate almaya başladılar. Bu bölge süper, suyun sıvı olarak bulunabileceği ne çok sıcak ne de çok soğuk bir bölgedir. Bu konuyu daha önce yayınladığımız Süper Dünyalar belgeselimizde detaylıca anlatmıştık. Örnek verecek olursak Venüs gezegeni Güneş'e daha yakın olduğu için çok sıcak bölge içinde kalır ve sera etkisini en çok gösteren gezegendir. Atmosferi çok büyük oranda karbondioksit içerir. Mars ise Güneş'e biraz daha uzaktır ve soğuk bölge içinde yer alır. Aurora, yani kutup ışıkları. İzlediğiniz panorama Avustralya'da Swift Great Gölü'nün 100 km kuzeyinde saat 20.50'de çekildi. Güney kutbundaki aurora ışıkları görünmekte. İzlediğiniz fotoğrafta Yeni Zelanda'da çekildi. 24 Kasım 2001 tarihinde çekilen bu fotoğrafta gizemli aurora ışıkları görünmekte.
gezegenin güney veya kuzey kısmında ama olumsuz yönde etkilemiş olabilir diye belirttiler. Şu anda dünya dışı yaşam araştırmalarına odaklanmış bilim insanları özellikle kendi yıldızına yaşanılabilir uzaklıkta bulunan gezegenlerin olası sera etkilerini de dikkate almaya başladılar. Bu bölge süper, suyun sıvı olarak bulunabileceği ne çok sıcak ne de çok soğuk bir bölgedir. Bu konuyu daha önce yayınladığımız Süper Dünyalar belgeselimizde detaylıca anlatmıştık. Örnek verecek olursak Venüs gezegeni Güneş'e daha yakın olduğu için çok sıcak bölge içinde kalır ve sera etkisini en çok gösteren gezegendir. Atmosferi çok büyük oranda karbondioksit içerir. Mars ise Güneş'e biraz daha uzaktır ve soğuk bölge içinde yer alır. Aurora yani kutup ışıkları. İzlediğiniz panorama Avustralya'da Swift Great Gölü'nün 100 km kuzeyinde saat 20.50'de çekildi. Güney kutbundaki aurora ışıkları görünmekte. İzlediğiniz fotoğrafta Yeni Zelanda'da çekildi. 24 Kasım 2001 tarihinde çekilen bu fotoğrafta gizemli aurora ışıkları görünmekte. Gezegenin güney veya kuzey kısmında gökyüzünde görülen parlak ışık hüzmeleridir. Bu ışık hüzmeleri güneşten salınan yüklü parçacıkların atmosferin manyetosfer adı verilen tabakasına takılmasıyla oluşur. İyonize olmuş atomlar ile yüklü elektronlar birleşerek gezegende güzel bir ışık görüntüsü oluşturur. Bu ışık hüzmeleri sadece güneş sistemimizdeki gök cisimlerinde oluşmamaktadır. Astronomlar güneş sistemi dışındaki ilk aurorayı 2005 yılında keşfettiler. Lyra takım yıldızında kahverengi cüce adı verilen dev bir gezegenden büyük, küçük bir yıldızdan ufak bir gök cismi olan LSRC 835+3259 kozmik isimli gök cisminin etrafında görüntülenen aurora, güneş sistemi dışındaki ilk aurora olarak kayıtlara geçti. Güneş sistemi dışında keşfedilen bu ilk auroranın yeryüzündeki auroradan 1 milyon kez daha parlak olduğu belirtildi. Sonuçları 30 Temmuz 2005 tarihli Journal Nature'de de yayınlanan araştırma sonuçlarına göre Güneş sistemi dışında bir gök cismi üzerinde keşfedilen bu aurora, Dünya'dan 18,5 ışık yılı uzaklıkta bulunan gök cismi ya da gezegen de diyebiliriz, Jüpiter'i andırsa da boyut olarak gezegen sayılmayacak kadar küçük. Astronomların deyimiyle gezegen olmak için çok büyük, yıldız olmak için ise çok küçük. Bazen başarısız bir yıldız olarak anılsa da şu an M8.5 sınıfı bir kahverengi cüce olarak anılıyor. Başarısız bir yıldız denmesinin sebebi gezegen için fazlaca büyük olmaları. Ayrıca gezegen bilimciler bunun çok şaşırtıcı bir bulgu olduğunu, 2008 yılında bu kahverengi cücede radyo dalgaları kaydetmeyi başardıklarını da açıkladılar. Bu gök cisminde bir aurora tespit etmek ise tamamen sürpriz olduğunu söylediler. Bu auroranın dünyadakinden çok daha parlak, hatta 1 milyon kez daha parlak olduğunu da belirttiler. Bu da gezegenin yerçekiminin dünyadan 100 kat daha yoğun, sıcaklığın ise birkaç bin derece daha fazla olduğu anlamına geldiği belirtildi. Gökbilimciler şu ana dek Güneş sisteminde keşfedilen en güçlü auroranın Jüpiter'de olduğunu fakat uzayda keşfedilen yabancı auroraların ondan 10 bin kat hatta belki 100 bin kat daha fazla olduğuna dikkat çektiler. Aurora nedir? İzlediğiniz bu fotoğrafta Güney Kutbu'nda çekildi. Amundsen Scott Güney Kutbu araştırma istasyonundan görünen Güney Kutup ışığının görüntüsü. İzlediğiniz fotoğraf NASA tarafından yayınlandı. Jüpiter gezegenindeki aurora ışıkları görünmekte. İzlediğiniz fotoğraf da NASA tarafından yayınlandı. Satürn'ün gezegenindeki aurora ışıkları görünüyor. Aurora, fizikte bir gezegenden yayılan manyetik alan kaynaklı ışımalardır. Gökyüzündeki doğal ışık görüntüleridir. Gezegenlerin genellikle kutup bölgelerinde yıldızlardan gelen ışınların etkileşimiyle oluşan manyetik ışık dalgalarına denmektedir.
dünyadaki auroralar, güneşin dünya atmosferi üzerindeki etkilerinin en belirgin şekilde görüntülenebilir. Kutup ışıkları ya da kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır. Kutup ışığı görüntüleri güneşten gelen solar rüzgarlardaki yüklü parçacıkların atmosferle etkileşmesi sonucu oluşur. Kutup ışıkları 11 yıllık güneş döngüsünün en yoğun zamanlarında oluşur. Eylül-Ekim ve Nisan-Mayıs aylarında çok görülür. Aurora sözcüğü Roma Şafak Tanrıçası'nın adından gelmektedir. Kri halkı bu ilginç olaya ruhların dansına adını vermişler. Bu ışımalar genellikle geceleri gözlemlenir. Ağırlıklı olarak ionosferde meydana gelir. Kutup aurorası ya da kutup ışıkları olarak da anılır. Bu olgu yaygın olarak 60 ve 72 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görünür. Bu da Arktik ve Antarktik kutup dairelerinin içine düşer. Kuzey enlemlerde bu etki aurora ya da kuzey ışıkları olarak adlandırılır. Kutup ışıkları benzer özelliklere sahiptir. Antarktika'da, Güney Amerika'da ve Avustralya'da daha yüksek enlemlerden görülebilir. Auroralar yeryüzünde ve diğer gezegenlerde de gözlemlenebilir. Daha uzun süreli karanlık ve manyetik alan dolayısıyla kutuplara yakınlaştıkça daha çok görünür olurlar. Kuzey ve güney kutup noktalarında gözlemleyebildiğimiz auroralar, kuzey ışıkları ve güney ışıkları olarak da bilinirler. Auroralar nasıl oluşurlar? Solar rüzgarlarla güneşten yaklaşık saatte 1 milyon mil hızla uzaya fırlatılan ve hayli yüksek oranda yüklü elektronlardan oluşan parçacıklar, güneşten ayrıldıktan neredeyse 40 saat sonra dünyanın çekirdeğinin ürettiği manyetik güç çizgilerini izleyerek manyetosfere ulaşırlar ve atmosferde bulunan elementlerle etkileşime girerler. Bilim adamı Celsius, 1741 yılında auroraların meydana getirdiği manyetik akımları manyetik kontrolün kanıtı olarak tanımlamıştır. Christian Birkeland ise 1908 yılında manyetik akımın aurora arkı boyunca bu tür partikül ve hareketlerin genellikle gün ışığından karanlığa doğru doğu-batı doğrultusunda hareket ettiğini savunmuştur. Bu yönlenme hareketi daha sonra aurorasal elektron hareketi ismini almıştır. Ayrıca Birkeland akımı olarak da bilinmektedir. 1800'lü yılların sonunda Alman gökbilimci Hermann Fritz'in katkılarıyla auroraların çoğunlukla aurorasal bölgede görüldüğünü saptamıştır. Aurorasal bölge, dünyanın manyetik kutbunun çevresinde yaklaşık 2500 kilometre çapında halka şeklinde bir bölgedir. Bunun dışında oluşabilecek güçlü manyetik fırtına geçici olarak aurorasal ovali genişlettiğinde nadiren ılıman enlemlerde de görülebilir. 29 Temmuz 1998 yılında DMIS uzay sondaları ilk kez auroralara sebep olan manyetosferik fırtınanın başlangıcını görüntülemeyi başarmıştır. Sonda aurorasal yoğunlaşma başlamadan 96 saniye önce manyetik temas fikrini kullanarak ölçüm yapmış ve bunun üzerine astronom Vasilis Angelopoulos, "Verilerimiz ilk kez açıkça gösteriyor ki manyetik temas bu olayın tetikleyicisidir" ifadesini kullanmıştır. Büyük manyetik fırtınalar yaklaşık 11 yılda bir gerçekleşen güneş lekesi döngüsü ile en yoğun noktalara ulaşırlar. Bu fırtınalar takip eden 3 yıl boyunca da etkisini sürdürebilir. Aurorasal bölgenin içinde auroranın meydana gelme olasılığı genel itibarıyla gezegenler arası manyetik alan çizgilerinin eğimine, özellikle de güney yönlü olmasına bağlıdır. Solar rüzgar partikülleri çarpışır ve dünyanın manyetik alan çizgileri boyunca hızlanırlar. Bu sebeple iyonize olan atmosferin üst kısımlarındaki yaklaşık 80 kilometreden yukarı gezegen avcısı olarak tabir edilen teleskobu Kepler ve geliştirilen izleme tekniklerine rağmen dünya dışı yaşam konusunda bir kanıta ulaşılamaması bilim dünyasının en popüler tartışma konularından biri olarak güncelliğini her zaman koruyor. Bilim insanları kendi galaksimiz içinde yaşam arayışı yerine güneş sistemimizin dışındaki bu gezegenlere yönelmenin daha doğru olacağı düşüncesindeler. Dünyamıza geri dönecek olursak, yapılan son araştırmalar, dünya dışı yaşam araştırmalarında çarpıcı bir noktanın dikkate alınmasını ortaya koydu. Gezegen bilimciler, dünyamız gündeminden de düşmeyen ve küresel ısınmanın kaynakları arasında gösterilen sera etkisi, güneş sistemi dışındaki gezegenler üzerinde bulunabilecek olası yaşamı olumsuz yönde etkilemiş olabilir diye belirttiler.
Şu anda dünya dışı yaşam araştırmalarına odaklanmış bilim insanları, özellikle kendi yıldızına yaşanılabilir uzaklıkta bulunan gezegenlerin olası sera etkilerini de dikkate almaya başladılar. Bu bölge süper, suyun sıvı olarak bulunabileceği ne çok sıcak ne de çok soğuk bir bölgedir. Bu konuyu daha önce yayınladığımız Süper Dünyalar belgeselimizde detaylıca anlatmıştık. Örnek verecek olursak Venüs gezegeni Güneş'e daha yakın olduğu için çok sıcak bölge içinde kalır ve sera etkisini en çok gösteren gezegendir. Atmosferi çok büyük oranda karbondioksit içerir. Mars ise Güneş'e biraz daha uzaktır ve soğuk bölge içinde yer alır. Aurora yani kutup ışıkları. İzlediğiniz panorama Avustralya'da Swift Great Gölü'nün 100 km kuzeyinde saat 20.50'de çekildi. Güney kutbundaki aurora ışıkları görünmekte. İzlediğiniz fotoğrafta Yeni Zelanda'da çekildi. 24 Kasım 2001 tarihinde çekilen bu fotoğrafta gizemli aurora ışıkları görünmekte. Gezegenin güney veya kuzey kısmında gökyüzünde görülen parlak ışık hüzmeleridir. Bu ışık hüzmeleri güneşten salınan yüklü parçacıkların atmosferin manyetosfer adı verilen tabakasına takılmasıyla oluşur. İyonize olmuş atomlar ile yüklü elektronlar birleşerek gezegende güzel bir ışık görüntüsü oluşturur. Bu ışık hüzmeleri sadece güneş sistemimizdeki gök cisimlerinde oluşmamaktadır. Astronomlar güneş sistemi dışındaki ilk aurorayı 2005 yılında keşfettiler. Lyra takım yıldızında kahverengi cüce adı verilen dev bir gezegenden büyük, küçük bir yıldızdan ufak bir gök cismi olan LSRC 835+3259 kozmik isimli gök cisminin etrafında görüntülenen aurora, güneş sistemi dışındaki ilk aurora olarak kayıtlara geçti. Güneş sistemi